Merhaba arkadaşlar. Bu akşam size Ağlayan Kaya efsanesini anlatacağım. Ağlayan Kaya, bugünkü Manisa sınırları içerisinde yer alan Sipil Dağı eteklerinde bulunan bir kayadır. Şekil ve görüntü olarak bir kadını andırmakta ve bir gözünden ise yaş gelmektedir. Tabii bunun efsanesi Yunan mitolojisine dayanıyor. Efsaneye göre Frigya kralı Tantalos'un Niobe isminde bir kızı vardır. Niobe, tanrıça Hera ile beraber büyümüşlerdir. Tanrıça Hera tamamen tanrıdır, Niobe ise yarı tanrı, yarı tanrı, yarı insandır. Daha sonra Niobe, Tapei kralına eş olarak gider ve kraliçe olur. 12 tane oğlan, 12 tane ise erkek kız çocuğu olur. Niobe sağda solda bütün kadınlara ve insanlara kendisine tapılması gerektiğini ve kendisinin bereketli simgelediğini söyler. Yakın arkadaşı Hera'nın daha 2 tane çocuğu olduğunu ve kesinlikle kendisine daha çok itibar edilmesi gerektiğini savunur. Bir gün rüzgar Niobe'nin bu söylentilerini götürür ve Menderes Nehri kenarında dinlenmekte olan tanrıça Hera'nın kulağına fısıldar. Hera çok sinirlenir. Tanrıça Hera 2 tane çocuğunu yanına çağırır ve haddini aşan Niobe'ye gerekli cezanın verilmesini ister. Apollon ve Artemis direkt Niobe'nin çocuklarının yanına gider. Apollon oklarıyla beraber 6 erkek çocuğunu öldürür. Artemis de 6 kız çocuğunu oklarıyla öldürür. Bu acı ve ölüm karşısında Niobe ne yapacağını bilemez. Günlerce, haftalarca ağlamaya başlar. Acısı o kadar dayanılmaz, o kadar çekilmez olmuştur ki Zeus Niobe'nin bu acısına daha fazla dayanamaz ve acı çekmesini istemediği için onu bir kayaya, bir taşa dönüştürür. Ve efsaneye göre o günden bu yana Sipil Dağı'nda bulunan o kaya Niobe'dir. Görüntü olarak uzaktan bakıldığında bir kadına benzemekte ve göz denilen kısmında ise sürekli yaşlar yani sular akmaktadır. Hatta söylenenlere göre Manisa'nın sarı üzümlerinin ilk olarak Niobe'nin gözyaşlarından sulandığı söylenir. Yine anlatılan efsaneye göre kayanın bulunduğu yere küçük çocuklar götürüldüğü zaman, çocuklar oynamaya başladığı zaman o kayadan sızan su durulur ve kesilirmiş. Ne zaman ki çocuklar oradan ayrılmaya başladığı zaman tekrar kayadan gözyaşları akmaya başlarmış. Bugün hala Manisa'nın Sipil Dağı'ndaki Ağlayan Kaya yerli ve yabancı turistler tarafından ziyaret edilmektedir. Tabi gerçek veya efsane hikaye bilemeyiz ancak bunun böyle bir hikayesi vardır.